Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim, bir günde iki kelimenin konusu bugün şu gördüğünüz kısım. Hocam iki kelime değil diyeceksiniz ama bu kelimeler, bakın damen, geçen dersimizde gördüğümüz kelime, yine damen pusi, yine damen dermeyan, yine damen gir, yine damene, bunların hepsi aynı arkadaşlar, yine dameni, bunların hepsi aynı, onları bir kelime kabul edeceğiz. Bunlar bir kelime. İkinci kelimemiz nerede peki? İkinci kelimemiz şu. Dami. Sayyat, avcı demek. Hemen biz bu kelimeleri bence görmeye başlayalım. İki tane kelime yani bunlar arkadaşlar, topu topu. Gözünüzü korkutmasın. Birinci işleyeceğimiz kelime damen pus ya da buz. Daha önce aslında damen kelimesini görürken biz bunu işlemiştik ama burada konusu geldiği için yine işleyelim. Damen pus ya da damen buz. Farsça bir kelime bu arkadaşlar. Etek öpmek. Damen pus. Etek öpmek. Ve etek öpücü olan anlamı var arkadaşlar. Zaten buz, buse öpmek demek. Damen etek demek. Damen buz etek öpücü demek. Bunun dışında arkadaşlar hemen ikinci damenle ilgili şeye geçelim. Damen pusu gördüğümüze göre bu sefer de damen pusiyi göreceğiz. Bu da Farsça, bakın. Burada ne diyor? Etek öpmeklik ve etek öpücülük. Damen pusi. Neymiş? Etek öpücülük arkadaşlar. Bakın şu damen buz ve damen pusi birbirine çok yakın. Bunun altını çizelim. Yani bu gözümüzü korkutmasın. Tabii biraz da kelimeleri büyütmemiz de lazım. Bunun altını çiziyorum. Evet arkadaşlar, damen buz etek öpmek ve etek öpücü olandı. Damen pusi etek öpmeklik ve etek öpücülük. Damen dermeyan arkadaşlar, bakın bu da Farsça, görüyorsunuz. Damen dermeyan neyse Farsça. Peki bu ne demek? Hizmete hazır olan ve hazırlık hali. Yani hizmete hazır olana ne diyorlarmış? Dameni dermeyan. Damen giyir. Bu da Farsça arkadaşlar. Bakın fa diyor. Birinin eteğine kapanıcı. Yani etek öpen anlamında ve etek tutucu olan, damen giyir, birinin eteğini tutan yani. Damene, damen, etek, zeyl anlamındaymış arkadaşlar. Bununla damen aynı. Dameni ise arkadaşlar, bu da bakın Farsça, bu da Farsça, bu da Farsça, bu da Farsça. Dameni avratların baş örtüsüymüş arkadaşlar. Dameni neymiş? Avratların baş örtüsü. Ve böylelikle arkadaşlar bence damen kelimesini gördük. Sadece bir dami kaldı. Dami'yi az sonra internetten araştıracağız. Dameni araştırmaya gerek yok. Çünkü geçtiğimiz ders ciddi anlamda damen kelimesini internetten araştırdık. Ve birçok etek çıkmıştı. Ve bu arada damanın da bir şehir olduğunu öğrenmiştik. O zaman sadece bu dersimizde dami kelimesine bakacağız. Bakın Farsçaymış. Sayyat demekmiş. Sayyat Arapça avcı demektir arkadaşlar. Bakın zaten yazmış böyle de. Avcı. Sayt edici. Sayt avlayıcı demek arkadaşlar. Sayt etmek, avlamak demek. Avlayıcı yani arkadaşlar. Kısacası dami neymiş? Avlayıcı demekmiş. Şimdi dami kelimesini bir internetten araştıralım. Arkasından dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, dami kelimesine baktığımızda genelde internette bayan resimleri çıkıyor. İyidü miladi, saidul uz demiş. Mutlu olun gibisinden, işte miladınız, yılbaşınız kutlu olsun gibisinden bir takım sözler var. O zaman dami kelimesinin avcı olduğunu arkadaşlar bileceğiz. Başka da bir şeye gerek yok. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.